O zaman bir sevgi selam diyelim memleket insanlarına, dut toplayan teyzelere de vallahi helal olsun. Ay. Şimdi süt, bu süt fiyatlarındaki artış zaten malum. Üstüne sütteki, o bir de şekerde yani öyle maşallah bayağı sağlam fiyat koyduruyorlar. Şimdi mesela sütü 4 liraya alıyorum, şimdi 10 liraya. Yani hani enflasyon rakamı ayın 3'ünde bekliyoruz ama herhalde onun kat kat üstünde bir enflasyon rakamı vatandaş ya da esnaf yaşıyor. Şimdi süt fiyatlarındaki artış özellikle çocuklarımızı ilgilendiren bir durum. Dondurmayı da vurdu. Geçen seneyle bu sene arasında fiyat farkı neredeyse 2, 2,5 ve hatta 3 katı olabiliyor. Birkaç gün içinde dondurma fiyatlarının daha da zamlanacağı müjdesini de verelim. Zam var mıydı? Vardır muhtemelen. Sürekli her şeye zam geliyor. Ne kadar ödediniz bu dondurmaya? 7,5 lira ödedim. 7,5 lira. Evet. Geçen sene ne kadardı bu? Daha ucuzdu. 3,5 lira falandı. Yaz geldi, dondurma sezonu açıldı ama fiyatlar dondurma severleri üzdü. Bir senede fiyatlar %100'e yakın zamlandı. Süt geçen sene 4 lira 10 kuruştu. Şu anda 10 lira. Şeker 200'lerdeyken 850 ile 1000 lira arasında. Şeker bizim şu anda en büyük karın ağrımız. Çiğ süt bu sene 7,5 liraya çıktı. O artış süt ürünlerine yansırken bir zam haberi de dondurmadan geldi. Geçen sene bir top dondurma 5 lirayken bu sene 8 liraya çıktı. Güzel mi dondurma? Evet, güzel. Serinletiyor mu? Serinletiyor, evet. Her şey de var. Sadece dondurmada olduğunu düşünmüyorum. 3,5 katı sade çıktı. Diğerleri 4 kat, 5 kat, 6 kat çıkanlar var. Maliyetleri. Yani biz bu seneyi 6 lirayla kapatalım derken 10 lirayla kapatacağız. Gözüken o. Paket dondurmalarda da fiyatlar katlandı. Geçen yıl 7,5 lira olan dondurma bu sene 11 liraya çıkarken kiloluk hazır dondurma paketleri 50 lirayı buldu. Yiyeceğiz ama işte. Zamlı dondurma yiyeceğiz, evet. Geçen sene daha lüksünüyorduk. Bu sene biraz kaliteden ödün verdik maalesef. Dondurma severleri üzecek bir haber daha. Çünkü paket dondurmada fiyatlar 1 Haziran'a kadar geçerli. Sonra %25 daha zam gelecek. 11 liralık dondurma 15 liraya çıkacak. İyi geliyor. Böyle mutsuz olduğumda ya da kendimi kötü hissettiğimde böyle sürekli bir şeyler yiyorum. Artık bilmiyorum, onu çok yapamayacağız gibi. Dondurmayı yiyip serinlerken bile düşüneceğiz maalesef. Oh. Bu arada iki zam daha gelmiş. İki zam var. Hadi bakalım maşallah inşallah. Elektriğe. Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe %25. Yani 100 lira fatura ödüyorsan 125'e çıktı bu durum. Konut ve tarımsal faaliyetlerde çiftçimizi çok etkiliyor zaten. Orada kullanılan elektriğe de %15 oranında zam geldi. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Bir tane daha var. O da sevgili doğalgazımıza gelmiş. Dünya tatlısı doğalgazımız, bakalım ne olmuş. Çünkü buradaki hani hep deniyor. Bana da diyor. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı %30 oranında zamlandı. Daha az önce oldu. Elektrik üretim için kullanılan doğalgazın fiyatı da %16 arttırıldı. Bu da sanayide de zaten ağırlıklı doğalgaz kullanılıyor. Elektrik de öyle. Yani önümüzdeki 5 gün içinde, 10 gün içinde birçok şeyin yeniden zamlanması anlamına gelir. Affedersin, petrol fiyatları da arttığı için tüm dünyada.